Bir kral öfkelendiği zaman krallığı onu kızdırmaktan, sararmaktan, deli gibi dişlerini gıcırdatmaktan koruyabilir mi? Kral kafalı ve iyi yaratılışlı bir adamsa mutluluğuna krallığının kattığı pek azdır. Miden iyi, ciğerlerin, ayakların sağlamsa kralların hazineleri daha fazla mutlu edemez seni. Horatius. Tacın tahtın yalancı, aldatıcı şeyler olduğunu görür. Hatta belki de kral Selekus gibi düşünerek der ki, hükümdar asasının ne kadar ağır olduğunu bilen, onu yolda bulsa elini sürmez, geçer. Selekus bununla iyi bir krala düşen ödevlerin ne büyük, ne ezici olduğunu söylemek istiyordu. Gerçekten başkalarını düzene sokmak az iş değildir. Kendi kendimize düzen vermenin ne kadar güç olduğunu biliriz. İnsanlara komuta etmek pek rahat bir iş gibi görünür ama ben kendi hesabıma insan kafasının ne kadar güçsüz, yeni ve belirsiz şeyler arasında doğruyu bulmanın ne kadar güç olduğunu gördükten sonra şu kanıya vardım ki, başkalarının ardından gitmek, önde gitmekten çok daha kolay, daha hoştur. Çizilmiş bir yolda yürümek ve yalnız kendi hayatından sorumlu olmak ruh için büyük bir rahatlıktır. Öyleyse sessizce boyun eğmek, devletin dümenini tutmaktan iyidir. Lucretius. Kaldı ki, Keyhuris Revin dediği gibi, insanın komuta etmeye hakkı olması için, komuta ettiklerinden daha değerli olması gerekir. Ama, Ksenopanes'in anlattığına göre, Kral Hieron, daha ileri giderek diyor ki, krallar beden hazlarını bile herkes kadar tadabilecek halde değillerdir. Çünkü rahatlık ve kolaylık onlara bu hazlardan bizim duyduğumuz acıyla karışık tadı, mayhoşluğu tattırmaz. Fazla yüz bulan, her dediğini yaptıran aşk bezginlik verir. İyi bir yemeği fazla kaçırmak da mideyi bozar. Ovidius. Bolluk kadar insanı sıkan, usandıran şey yoktur. Karşısında 300 kadını birden buyruğuna hazır gören bir adamda istek mi kalır? Büyük Sultan'ın sarayında da öyleymiş. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsediliyor. Onun atalarından biri de ava giderken beraberinde en az 7000 şahinci götürürmüş. Böyle bir avın anlamı ve tadı acaba neresindeydi? Ölüm. Madem ki ölümün önüne geçilemez, ne zaman gelirse gelsin. Sokrat'a, 30 zalimler seni ölüme mahkum ettiler dedikleri zaman, doğada onları demiş. Bütün dertlerin bittiği yere gideceğiz diye dertlenmek ne budalalık. Nasıl doğuşumuz bizim için her şeyin doğuşu olduysa, ölümümüz de her şeyin ölümü olacak. Öyleyse, 100 yıl daha yaşayamayacağız diye ağlamak, 100 yıl önce yaşayamadığımıza ağlamak kadar deliliktir. Ölüm başka bir hayatın kaynağıdır. Bu hayata gelirken de ağladık, eziyet çektik, bu hayata da eski şeklimizden soyunarak girdik. Başımıza bir kez gelen şey büyük bir dert sayılamaz. Bir an olup biten bir şey için bu kadar zaman korku çekmek akıl kârı mıdır? Ölüm uzun ömürle kısa ömür arasındaki ayrımı kaldırır çünkü yaşamayanlar için zamanın uzunu kısası yoktur. Aristo, Hipanis ırmağının suları üstünde bir tek gün yaşayan küçük hayvanlar bulunduğunu söyler. Bu hayvanlardan sabahın saat 8'inde ölen genç, akşamın 5'inde ölen yaşlı ölmüş sayılır. Bu kadarcık bir ömrün bahtlısını, bahtsızını hesaplamak hangimize gülünç gelmez. Ama sonsuzluğun yanında dağların, ırmakların, yıldızların, ağaçların, hatta bazı hayvanların ömrü yanında bizim hayatımızın uzunu kısası da o kadar gülünçtür. Doğa bunu böyle istiyor. Bize diyor ki, bu dünyaya nasıl geldiyseniz öylece çıkıp gidin. Ölümden hayata geçerken duymadığınız kaygıyı hayattan ölüme geçerken de duymayın. Ölümünüz varlık düzeninin, dünya hayatının koşullarından biridir. İnsanlar yaşatarak yaşar birbirini ve hayat meşalesini birbirine devreder koşucular gibi. Lucretius. Hayat bir işinize yaramadıysa, boşu boşuna geçtiyse, onu yitirmekten ne korkuyorsunuz? Daha yaşayıp da ne yapacaksınız? Sizin hatırınız için evrenin bu güzel düzenini değiştirecek değilim ya, ölmek yaratılışınızın koşuludur. Ölüm sizin mayanızdadır. Ondan kaçmak kendi kendinizden kaçmaktır.
sizin bu tadını çıkardığınız varlıkta hayat kadar ölümün de yeri vardır. Dünyaya geldiğiniz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan ölmeye başlarsınız. Bize verdiği hayatı kemirmeye başlar ilk saatimiz, Seneca. Doğumla ölüm başlar, son gününüz ilkinin sonucudur. Manilius. Yaşadığınız her an, hayattan eksilmiş, harcanmış bir andır. Ömrünüzün her günkü işi, ölüm evini kurmaktır. Hayatın içindeyken, ölümün de içindesiniz. Çünkü hayattan çıkınca, ölümden de çıkmış olursunuz. Ya da şöyle diyelim, hayattan sonra ölümdesiniz ama hayattayken ölmektesiniz. Ölümün ölmekte olana ettiği ise ölmüş olana ettiğinden daha acı, daha derin, daha can yakıcıdır. Hayattan edeceğiniz kârı ettiyseniz, doya doya yaşadıysanız güle güle gidin. Niçin hayat sofrasında karnı doymuş bir çağrılı gibi kalkıp gidemiyorsun? Niçin günlerine yine sefalet içinde yaşanacak, yine boşuna geçecek başka günler katmak istiyorsun? Lucretius. Hayat kendiliğinden ne iyi ne kötüdür. Ona iyiliği kötülüğü katan sizsiniz. Bir gün yaşadıysanız her şeyi görmüş sayılırsınız. Bir gün bütün günlerin eşidir. Başka bir gündüz, başka bir gece yok ki. Atalarınızın gördüğü, torunlarınızın göreceği hep bu güneş, bu ay, bu yıldızlar, bu düzendir. Babalarınız başka türlüsünü görmedi, torunlarınız başka türlüsünü görmeyecek. Lucretius. Benim komedyam bütün perdeleri ve sahneleriyle nihayet bir yılda oynanır biter. Dört mevsiminin nasıl geçtiğine bir bakarsınız, dünyanın çocukluğunu, gençliğini, olgunluğunu ve yaşlılığını onlarda görürsünüz. Dünyanın oyunu bu kadardır. Mevsimler bitti mi, yeniden başlamaktan başka bir marifet gösteremez. Bu hep böyle gelmiş, böyle gidecek. İnsan kendini saran çemberin içinde döner durur. Lucretius. Yıl hep kendi izlerini üstünde dolanır. Virgilius. Dünyayı bize bırakıp gidenler gibi, siz de başkalarına bırakıp gidin. Hep eşit oluşunuz benim adaletimin esasıdır. Herkesin bağlı olduğu koşullara bağlı olmaktan kim yerine bilir? Hem sonra ne kadar yaşarsanız yaşayın, ölümde geçireceğiniz zamanı değiştiremezsiniz. Ölümden ötesi hep birdir. Beşikteyken ölseydiniz, o korktuğunuz mezarın içinde yine o zaman, o kadar zaman kalacaktınız. Kaç yüzyıl yaşarsanız yaşayın, ölüm yine sonsuz olacaktır. Lucretius. Zaten ben sizi öyle bir hale koyacağım ki, artık hiçbir acı duymayacaksınız. Bilmiyor musunuz ki, öldükten sonra başka bir benliğiniz sağ kalıp sizin ölümünüze yanmayacak, ölünüzün başucunda durup ağlamayacak. Lucretius. Bu doymadığınız hayatı artık aramaz olacaksınız. O zaman ne hayatı ararız ne de kendimizi. Varlığımızdan hiçbir şeye özlemimiz kalmaz. Lucretius. İçten daha az bir şey olsaydı, ölüm hiçten daha az korkulacak bir şeydir denilebilir. Ölüm size ne sağken kötülük eder ne ölürken. Sağken etmez çünkü hayattasınız, ölürken etmez çünkü hayatta değilsiniz. Hiç kimse yaşamından önce ölmüş sayılmaz. Çünkü sizden arta kalan zamanda, sizden önceki zaman gibi sizin değildir. Ondan da bir şey yitirmiş olmuyorsunuz. Bizden önce geçmiş zamanları düşün. Bizim için onlar yokmuş gibidir. Lucretius. Hayatınız nerede biterse orada tamam olmuştur. Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. Öyle uzun yaşamışlar var ki, pek az yaşamışlardır. Şunu anlamakta geç kalmayın. Doya doya yaşamak, yılların çokluğuna değil, sizin gücünüze bağlıdır. Her gün gittiğiniz yere, hiçbir gün varmayacağınızı mı sanıyorsunuz? Avunabilmek için eş dost istiyorsanız, herkes de sizin gittiğiniz yere gitmiyor mu? Ömrün bitince, her şey de seninle yok olacak. Lucretius. Herkes aynı akışın içinde sürüklenmiyor mu? Sizinle birlikte yaşlanmayan bir şey var mı? Sizin öldüğünüz anda binlerce insan, binlerce hayvan, binlerce başka varlık daha ölmüyor mu? Madem geri dönemezsiniz, niçin kaçıyorsunuz? Birçok insanların ölmekle, dertlerinden kurtulduğunu görmüşsünüzdür ama kimsenin ölmekle daha kötü olduğunu gördünüz mü? Kendi görmediğiniz,
başkasından da duymadığınız bir şeye kötü demek ne büyük saflık. Niçin benden ve kederden yakınıyorsunuz? Size kötülük mü ediyorum ben? Siz mi beni yöneteceksiniz, ben mi sizi? Öldüğünüz zaman yaşınızı doldurmamış da olsanız, hayatınızı doldurmamış oluyorsunuz. İnsanın küçüğü de büyüğü gibi bir insandır. İnsanların ne kendileri ne de hayatları arşınla ölçülemez. Kiron, babası Satürnus'tan, zaman ve süre tanrısından ölümsüzlüğün koşullarını öğrenince ölümsüz olmak istememiş. Sonsuz bir hayatın ne çekilmez olacağını bir düşünün. Ölüm olmasaydı sizi ondan yoksun ettim diye bana lanet edecektiniz. Hayatınıza mahsus biraz acılık kattım. Ne hayattan ne de ölümden kaçmaksızın benim istediğim bir ölçüyle yaşayabilmeniz için hayata ve ölüme tatlı ile acı arasında bir kıvam verdim. İlk bilgeniz olan Thales'e yaşamakla ölmenin bir olduğunu öğrettim. Birisi ona madem yaşamak boş niçin ölmüyorsun diye sormuş, o da ikisi bir de onun için diye cevap vermiş. Su, hava, toprak, ateş ve benim bu yapımın diğer bütün öğeleri hem yaşamanıza hem ölmenize yol açarlar. Son gününüzden niçin bu kadar korkuyorsunuz? O gün sizi öldürmede öteki günlerinizden daha fazla bir iş görmüyor mu ki? Yorgunluğu yapan son adım değildir. Son adımda yorgunluk yalnızca ortaya çıkar. Bütün günler ölüme gider, son gün varır. İşte dua anamızın bize verdiği güzel öğütler. Çok kez düşünmüşümdür, acaba niçin savaşlarda kendi ölümümüzde, başkalarının ölümü de bize evlerimizdeki ölümden çok daha az korkunç gelir. Öyle olmasaydı ordu hekimlerle, ağlayıp sızlayanlarla dolardı. Acaba niçin ölüm her yerde, aynı olduğu halde köylüler ve yoksul insanlar ona çok daha metin bir ruhla katlanırlar? Ben öyle sanıyorum ki bizi korkutan ölümden çok bizim cenaze alaylarıyla, asık suratlarla ölüme verdiğimiz korkunç durumdur. Çocuklar sevdiklerini bile maske takmış görünce korkarlar. Biz de öyle. İnsanların ve her şeyin yüzünden maskeyi çıkarıp atmalıyız. Yaşayan ölüler. Bir yasa vardır. Hükümdarın gördükleri işlerin ölümlerinden sonra yargılanmasını ister. Ölülerle ilgili yasalar arasında bana en sağlam görünenlerden biri budur. Hükümdar yasaların sahibi değilse bile yol arkadaşıdır. Adaletin sağken kendisine vurmadığı yumruğu ününe ve mirasçılarına kalan servete vurması haklıdır. Ün ve mal çok kez hayattan üstün tutulan şeylerdir. Bu yasayı töre haline sokmuş olan uluslar yararını görmüşlerdir. Kötü krallarla bir arada anılmak istemeyen bütün iyi krallar da bu yasadan hoşnutturlar. Bütün kralların buyruğunu dinlemek boynumuzun borcudur. Çünkü gördükleri iş gereği bunu bizden istemeye hakları vardır. Ama saygı ve sevgimizi ancak değerleriyle kazanabilirler. Toplumun düzeni bozulmasın diye sabredelim, kusurlarını saklamak küçüklüğüne katlanalım, zararlı olmayan işlerde bize düşen yardımı edelim, bunu anlarım. Ama ödevimiz bitince adalet ve özgürlük adına gerçek duygularımızı anlatmalıyız. Kusurlarını çok iyi bildiğimiz bir krala dürüst vatandaş olarak nasıl bağlı kaldığımızı göstermeliyiz. Bunu yapmazsak gelecek kuşakları çok yararlı bir dersten yoksun etmiş oluruz. Kötü bir kralı bize iyilik ettiği için hayırlı anarsak büyük bir doğruluğun zararına küçük bir doğruluğa hizmet etmiş oluruz. Titus Livius'un dediği doğrudur. Kralların ekmeğini yemiş olanlar onları hep ölçüsüz övgülerle anarlar. Her biri kendi kralını göklere çıkarır. En büyük değerleri onda görür. Toplum düzenleri o kadar sağlam olan Lakedemonyalıların pek yapmacık bir törenleri vardır, hiç hoşuma gitmez. Kralların ölümünden halk her tarafta kadın erkek karmakarışık, alınlarını kanatır, bağıra bağıra ağlaşır, ölen kralın kralların en iyisi olduğunu söylermiş. Her şeyi kurcalayan Aristoteles, Solon'un kimseye ölümünden önce mutlu denemez sözü üzerinde duruyor ve iyi yaşamış, iyi ölmüş insan adı kötüye çıkarsa, çoluğu çocuğu yoksulluğa düşerse mutlu sayılabilir mi diye soruyor. Yaşadığımız sürece gönlümüzün istediğini yapabiliyoruz ama hayattan ayrılınca artık kendimizle hiçbir ilişiğimiz kalmıyor. Solon'a şöyle demek daha doğru olurdu. Madem ki insan ancak öldükten sonra mutlu sayılabilir, öyleyse hiçbir zaman mutlu olamaz. Bernardo Glesquion, Rancon şatosunu kuşattığı sırada ölmüş. Şatodakiler teslim olunca şatonun anahtarlarını Bernardo Glesquion'un cesedi üstüne koymaya zorlanmışlar.
Venedik ordusunun komutanı Bertolemi savaşta ölünce cesedini Venedik'e götürmek için düşmandan Verona topraklarından geçme iznini istemeyi düşünmüşler ama Theodor Travos buna razı olmamış. Verona'dan cesedi savaşarak zorla geçirmiş, hayatında düşmandan hiç korkmamış bir adamın ölüyken korkar gibi görünmesi doğru olmaz demiş. Eski Yunan yasalarına göre de düşmandan bir ölüyü gömmek için geri istemek zaferden vazgeçmek olur. O zaferle artık övünülemezmiş. Bu işte kazanan yalnız cesedi istenen adam olurmuş. Korintolyusları apaçık yenmiş olan Nikeas zaferi bu yüzden yitiriyor. Agesilios da tersini bu Atalıları karşı zor kazanabileceği bir zaferi bu yüzden kazanıveriyor. Bu adetler bize garip görünüyor. Ama insanlar her çağda kendilerini hayatın ötesinde de düşünmekten geri kalmamışlar. Hatta Tanrı yardımının kendilerinden kalacak parçalara bile inmeye devam edeceğine inanmışlar ki uzun boylu anlatmaya gerek görmüyorum. İngiltere Kralı Edward, İskoçya Kralı Robert'la giriştiği savaşlarda kendi bulundukça işlerin hep iyi gittiğini, savaşın mutlaka kazanıldığını denemiş. Ölürken oğluna törenle yemin ettirmiş ki cesedini kaynatacak, etini kemiğinden ayıracak, etini gömecek, kemiklerini saklayıp her İskoçya'ya savaşa gittiği zaman yanında götürecek. Bazı Amerika yerlileri İspanyollara karşı savaşırken üzerlerinde vaktiyle zafer kazanmış yiğitlerinden birinin kemiklerini taşırlarmış. Bazıları da savaşta ölmüş yiğitlerinin cesedini her gittiği yere götürür, onunla bahtlarının daha açık olacağına, ondan cesaret alacaklarına inanırlarmış. İlk örneklerde ölüm, insanların hayattayken gördükleri işlerin ününü sürdürmekle kalıyor. Son örneklerde ise ölüler iş görme gücünü yitirmiyorlar. Kahraman Bayard'ın yaptığı hepsinden iyi. Yediği kurşunlardan öleceğini anladığı halde geriye çekilmesini öğütleyenleri dinlememiş, ölüme giderken sırtımı düşmana çevirmek istemem demiş, güç yettiği kadar savaşıp attan düşecek hale gelince yaverinden kendisini bir ağaca dayamasını ama yüzünün düşmana karşı durmasını istemiş ve öylece ölmüş. Yukarıdaki örneklerin hiçbirinden aşağı kalmayan bir tane daha anlatacağım. Kral Filip'in dedesinin babası Maximilian birçok büyük değerleri olan bir hükümdardı. Üstelik eşsiz bir vücut güzelliği de vardı. Bir huyu onu öteki krallardan ayırıyordu. Krallar pek önemli işleri çabuk çıkarmak için oturaklarını krallık tahtına çevirdikleri halde o en yakın oda hizmetçisinin bile kendisini hacet yerinde görmesine razı olmazmış. Su dökünürken dört tarafı kapattırır, mahrem yerlerini hekime de başkalarına da göstermekten bir kız gibi kaçınırmış. Konuşurken hiç de sağ solu kollamadığı halde bende de aynı utangaçlık vardır. Dayanılmaz bir ihtiyaç veya arzu beni sürüklemedikçe saklanması adet olmamış organlarımı ve işlerimi bile kimseye göstermem. Ama Maximilian işi o kerteye götürmüş ki vasiyetnamesinde öldüğü zaman kendisine don giydirilmesi üzerinde önemli durmuş. Bir zaman sonra vasiyetine donu giydirecek adamın gözlerinin bağlanması şartını da koydurmuş. Atinalıların işlediği kanlı bir haksızlık aklıma geldikçe en doğal ve en haklı egemenlik olduğuna inandığım halk egemenliğine düşman olasım gelir. Lakedemonyalıların karşı eşini görmedikleri bir deniz zaferi kazanıp dönen kahraman komutanlarını sorgusuz sualsiz ölüme mahkum ediyorlar. Nedeni de şu: zaferden sonra gemiler hemen geri dönüp ölülerini arayacak yerde savaşın gereklerine uyarak düşmanın peşine düşmüşler. Diomedon'un bu arada gösterdiği büyüklük Atinalıların haksızlığına insanı büsbütün isyan ettiriyor. Ölüme hüküm giyenlerden askerliğiyle de devlet adamlığıyla da ün kazanmış değerli bir komutan olan Diomedon, idam kararını dinledikten sonra öne atılıp rahatça konuşmak fırsatını buluyor, bu fırsatı kullanıp uğradığı haksızlığa karşı kendini savunacak yerde ölüm kararını verenlerin sağlığına dua ediyor, kendinin ve arkadaşlarının bu kadar büyük bir zaferden sonraki dileklerini kabul etmeyen Atinalılara tanrılarının öfkelenmemesini, bu kararın haklarında hayırlı olmasını diliyor. Başka bir şey söylemeden, pazarlık etmeden ölüme doğru mertçe yürüyor. Talih birkaç yıl sonra bu haksızlığı aynı yoldan cezalandırıyor. Atinalıların deniz kuvvetleri komutanı Kabras, Isparta amirali Mollesi,
Naxos adasında yenmişken öncekilerin kötü sonuna uğramak korkusuyla zaferi sonuna vardıramıyor. Denizdeki ölüleri toplamaya uğraşırken bir sürü düşman yakayı kurtarıyor ve az sonra bu boş inanç Atinalılara pek pahalıya mal oluyor. Bir başkası da cansız insan bedenine dinleme duygusu veriyor yeniden. Ölünce nereye mi gideceksin? Doğmayanların yanına. Seneca. Ne mazar, ne rahat bir liman ki dinlensin orada yaşamaktan yorulmuş insanın bedeni. Ennius. Doğada da buna benzer bir durum görülüyor. Birçok ölü nesneler hayata gizliden gizliye bağlı kalıyor. Mahzendeki şarap mevsimlere göre asma ile birlikte bazı değişmelere uğruyor. Tuzlanmış av etlerinin canlı et gibi durumdan duruma geçtiğini, tat değiştirdiğini söylerler. Kökleşen yanılmalar. Bir kişinin yanılması bütün halkın yanılmasına yol açar. Bütün halkın yanılması da sonradan teklerin yanılmasına. Böylece yanlışlık elden ile geçtikçe gelişir, biçimden biçime girer, o kadar ki işin en uzağındaki tanık, en yakınındakinden daha çok şeyler bilir, olayı son öğrenen, ilk öğrenenden daha inançlı olur. Bunda da şaşılacak bir şey yok, çünkü insan bir şeye inandı mı, ona başkasını da inandırmayı bir borç sayar. Kolay inandırmak için de anlattığına, dilediği gibi çeki düzen vermekten, bir şeyler katmaktan çekinmez. Karşısındakinin karşı koyma gücünü kırmak, onun kafasının alabileceğini sandığı gibi konuşmak ister. Paranın saklanılması, kazanılmasından daha zahmetli bir iştir. İnsan ömrü. İnsan ömrünün uzunluk kısalık ölçülerine akıl erdiremiyorum. Bilginlere bakıyorum, onları ölçüyü herkesten daha kısa tutuyorlar. Genç Katon, kendi kendini öldürmesine engel olmak isteyenlere, ben hayattan vakitsiz ayrıldı diye ayıplanacak bir yaşta değilim demiş. Bunu söylerken de 48 yaşındaymış. Katon bu yaşı olgun ve geçkin sayıyor. Gerçekten de bu yaşa ulaşanlar o kadar az ki. Doğal ömür dediğimiz bir süreyi düşünerek bilmem ne kadar yıl daha yaşamak umuduyla avunuruz. Böyle bir umuda nasıl kapılabiliriz ki? Hiçbirimiz doğanın gerektirdiği sayısız kazaların dışında kalamayız. Tasarladığımız ömür her gün kesilebilir. İhtiyarlığın son basamağında kuvvet tükenmesiyle ölmeyi beklemek, ölümümüze böyle bir son düşünmek ne ham bir hayal. Ölümün bu türlüsünün en olmayacağı, en az görünenidir. Yalnız ona doğal ölüm diyoruz. Sanki kafası yaralıp ölmek, suya düşüp boğulmak, vebaya, zatürreye yakalanmak doğaya aykırıymış. Her günkü hayatımız bunlarla dolu değilmiş gibi. Bu güzel sözlerle kendimizi aldatmayalım. Her yerde, her zaman insanların çoğunun başına gelen neyse ona doğal diyelim. Yaştan ölmek binde bir görülen garip durumlardandır. Doğaya da asıl aykırı olan ölüm budur. Çünkü ötesinde başka bir ölüm şekli yoktur. Bize en uzak olan ölüm, ulaşılması en zor olanıdır. Yaştan ölüm öyle bir sınırdır ki ondan öteye gidemeyiz. Doğal daha ötesine kimseyi geçirmez. Oraya kadar varmak da nadir bir seçkinliktir. Doğa bu seçkinliği 2-3 yüzyıl içinde bir tek insana sunar. Yalnız o insan doğum ve ölüm konakları arasındaki sayısız zorlukları, engelleri aşabilir. Bana sorarsanız, kendi ulaştığımız yaşı pek az insanın ulaşabileceği bir yaş sanmalıyız. İnsanlar bu yaşa kadar hiçbir engele rastlamadan gelemediklerine göre biz bir hayli ileri gitmişiz demektir. Hele insan hayatının asıl ölçüsü olan belli sınırları aşmışsak daha öteye gitmek umuduna kapılmamalıyız. Başkalarının kurtulamadığı birçok ölümlerden kurtulduğumuza göre talih bizi başkalarından daha fazla korumuş demektir. Bundan sonra da aynı talihin devam etmesini isteyemeyiz. Bizi bu boş umutlara kaptıran biraz da yasalarımızın bir kusuru. Yasalar 25 yaşından önce bir insana malını mülkünü kullanma hakkını vermiyor. Hatta bu yaşa kadar insan kendi hayatının bile doğru dürüst sahibi değildir. Ağustos 35 yaşından önce yargıçlık hakkı vermeyen eski Roma yasalarından 5 yıl indirmiş, 30 yaşında olmayı yeter saymış. Servius Tisius 47 yaşını geçen askerlerini savaşa gitmekte serbest bırakmış. Ağustos bu yaş basamağını 45'e indirmiş.
55-60 yaşından önce insanları kenara atmak bana doğru görünmüyor. Bence insan işine gücüne devam edebildiği kadar etmeli ama bunun tersini, bize erkenden iş verilmemesini yanlış buluyorum. Öylesi vardır ki kendisi 19 yaşında dünyanın egemeni olur da başkalarının bir su yolunun yeri üzerinde hüküm verebilmesi için en az 30 yaşında olmasını şart koşar. Bana sorarsanız ruhlarımız 20 yaşında ne olabileceklerini belli eder. Bütün yeteneklerini gösterirler. Bu yaşa kadar kudretini açıkça belli etmemiş bir ruhun ondan sonra belli ettiği görülmemiştir. Yaratılışımızdaki değerler en gürbüz ve en güzel durumlarıyla ancak o zaman ortaya çıkabilirler. Dafnililer, yaşken batmayan diken bir daha pek batmaz derler. İnsanların geçmişte ve zamanımızda gördükleri her çeşit işlerden benim öğrenebildiklerimi düşününce 30 yaşından önce başarılmış işleri ötekilerden daha fazla görüyorum. Aynı insanın hayatını da alsak öyle görünüyor. Anibal'la büyük rakibi Scipio için bunu güvenle söyleyebilirim. Bu adamlar hayatlarının yarısından çoğunu gençken kazandıkları ünle geçirdiler. Başkalarının ölçüsüyle büyük adam oldukları yıllarda kendi ölçüleriyle hiç de büyük değillerdi. Ben kendi hesabımı o yaştan sonra ruhça ve bedence kendi gücümün artmayıp eksildiğini, ileri değil geri gittiğini sanıyorum. Zamanlarını iyi kullananlar da bilgi ve görgü hayatla birlikte olgunlaşabiliyor ama canlılık, çeviklik, sağlamlık ve daha başka özlü ve önemli değerler tavsiyor geçiyor. Vücut yaşın ağır yumruğu altında ezilince, makinenin yayları gevşeyince düşünce de sendeliyor, dilimiz tutulmaya, zihnimiz karışmaya başlıyor. Lucretius. Bazen vücut, bazen de ruh yaşlılığın esiri oluyor. Kafaları midelerinden ve bacaklarından daha önce zayıf düşenleri çok gördüm. Yaşlılık kendini belli etmediği için çok tehlikeli bir derttir. İnsan bu derde farkına varmadan düşer. Onun için yasaların bizi işte çok tutmasını değil, İşe geç almasını yanlış buluyorum. Hayatımızın ne kadar cılız olduğunu, her gün nice tehlikelerle karşılaştığını düşünüp, gençlerin hazırlanma, öğrenme, oyalanma yıllarını pek uzatmamalıdır. Rahatsız, gözü doymaz, telaşlı bir zengin, düpedüz yoksul kişiden daha zavallı gelir bana. Varlık ve insan. Nesnelerden aldığımız görüntüleri yargılamak için doğruyu eğriden ayırt edecek bir aracımız olması gerek. Bu aracı doğrulamak için bir kanıtlama yapmamız gerek. Kanıtlamayı doğrulamak için bir araç, alın size bir kısır döngü. Kendileri kararsızlıklarla dolu olan duyularımız, tartışmamıza son veremeyeceğine göre akla başvurmak zorundayız diyelim. Hiçbir akıl bir başka akla dayanmazlık edemez, öyle olunca da akıldan akıla gider dururuz. Hayal gücümüz bilinmedik şeylere ulaşmaz çünkü duyuların aracılığıyla işler, duyularsa kendi dışlarındaki nesneyi değil yalnızca kendi duyuşlarını kapsarlar. Böyle olunca hayal ve görüntü nesneyi değil duyuların algısını verir. Bu algı ve nesne ile ayrı ayrı şeylerdir. Öyleyse görüntülerle düşünen, nesneden gerçek olandan başka bir şeyle düşünüyor demektir. Denilebilir ki duyuların algıları bilinmedik şeylerin niteliğini benzetme yoluyla ruhu anlatır ama ruhun ve düşüncenin bilinmedik şeylerle hiçbir alışverişi olmadığına göre bu benzetmenin doğruluğuna nasıl güvenilebilir? Nasıl ki Sokrates'i tanımamış olan biri resmini görünce ona benzeyip benzemediğini söyleyemez. Yine de görüntülerden bir yargıya varmak istiyorum diyelim. Bunu bütün görüntülere dayanarak yapmamız olanaksız. Çünkü deneyerek görmüşüzdür ki görüntüler başkalıkları ve tutarsızlıklarıyla birbirini engellemektedirler. Kimi seçme görüntülerle ötekileri ayarlayalım desek seçtiğimiz görüntüyü bir başka seçmeyle ayarlamak gerekir. Onu da bir başkasıyla ve sonu gelmez bunun da. Son olarak şu da var ki sürekli hiçbir ölümlü varoluş yok ne bizim ne de nesnelerin varlığında. Biz de düşüncenizde her şeyde durmadan akmakta yuvarlanmaktayız. Düşünce de düşünülen şey de durmadan devinip değişmekte olduğu için birinden ötekine şaşmaz hiçbir ilişki kurulamaz. Varlıkla aramızda hiçbir ulaşma yoktur. Çünkü her insan her zaman doğmakla ölmek arasındadır. Kendinden verebileceği dumanlı bir görüntü, bir gölge ve kaypak cılız bir yorumdur. Düşüncenize kendi varlığını yakalatmaya kalkacak olursanız suyu avuçlamaktan başka bir şey olmaz yapabileceğiniz.
Çünkü yaratılıştan her yana akan bir şeyi ne kadar sarıp sıksanız, yakalamak, avucunuza almak istediğiniz o ölçüde yitireceksiniz. Her şey bir değişmeden ötekine geçmek zorunda olduğu için gerçek bir kalgınlık arayan akıl, kalan, duran hiçbir şey bulamayarak yaya kalır. Çünkü her şey ya var olmak üzeredir ve henüz hiç de var değildir ya da daha doğmadan ölmeye başlamaktadır. Platon der ki, bedenler doğar ama var olmazlar. Ona kalırsa Homeros'un okyanusu tanrıların babası Tetis'i de anası yapması bize her şeyin durmadan dalgalanıp akmakta, renkten renge girip değişmekte olduğunu anlatmak içindir. Kendinden önceki bütün filozofların da bu kanıda olduğunu söyler. Yalnız Parmenides büyük bir güç saydığı devinimin nesnelerde olamayacağını söylüyormuş. Pitagoras'a göre madde akıcı ve geçicidir. Stoacılara göre şimdiki zaman yoktur. Şimdi dediğimiz geçmişle geleceğin bağlantısı bileşimidir. Heraklitos'a göre hiçbir insan aynı ırmakta iki kez yıkanmamıştır. Epikarmos'a göre geçmişte borç almış olan şimdi borçlu değildir. Geceden sabah yemeğine çağrılmış biri bugün davetsiz gelir yemeğe. Çünkü çağıran ve çağrılan aynı adamlar değillerdir artık. Başka birer adam olmuşlardır. Ölümlü bir nesne iki kez aynı halde bulunamaz. Çünkü fark edilmez anlık bir değişmeyle bir dağılır, bir toplanır, bir gider, bir gelir. Öyle ki doğmaya başlayan şey hiçbir zaman tam bir varlığa erişemez. Çünkü bu doğuş zaten hiç bitmez. Bir sona varır gibi durmaz. Tohum halinden başka hallere bir o yana, bir bu yana, bir bu yana doğru hep değişir durur. İnsan tohumu ana karnında biçimsiz bir meyve olur önce, sonra çocuk biçimini alır, karından çıkınca memelik bebek olur, sonra bir küçük oğlandır, sonra bir delikanlı, sonra olgun, sonra yaşlı bir insan, sonra çökmüş bir ihtiyar. Öyle ki yaş ve ona bağlı oluş hep bir önceki durumu bozup dağıtarak yürür. Zaman değiştirir özünü her şeyin. Bir durumdan bir başka durum çıkar hep. Benzerlik kalmaz biçimden biçime, doğa zorlar her şeyi başkalaşmaya. Lucretius. Öyleyken biz insanlar ölümün her türlüsünden budalaca korkarız. Ölüm çok geçirdiğimiz, durmadan geçirmekte olduğumuz bir durumdur. Heraklitos'un dediği gibi ateşin ölümü havanın doğuşu, havanın ölümü suyun doğuşu olduktan başka bu durmadan doğup ölmeleri kendimizde daha açıkça görebiliriz. İhtiyarlık gelince olgun yaş ölür gider, gençlik olgun yaşta biter, çocukluk gençlikte, ilk yaş çocuklukta kaldı ki dünkü gün bugün ölmüştür, bugün de yarın ölmüş olacak. Cimriliği yaratan yoksulluk değil, zenginliktir daha çok. İnsan ve akıl. Yine kendime döneyim, kendimde değer verdiğim tek şey hiç kimsenin kendinde eksik görmediği bir vergidir. Kendi aklımı beğenmekle her insanın her gün yapmış olduğunu yapmış oluyorum. Kim kendini akılsız sayabilir? İnsanın kendini akılsız sayması mantıkça da mümkün değildir. Öyle bir salaklıktır ki bu, onu kendinde gören, kendinde görmüyor demektir. Öyle bir illet ki bu, devası yoktur. Ama hastanın gözü kendine çevrilip de bu illeti gördü mü, illet dağılıverir. Güneşin sisleri dağıtması gibi. Bu konuda insanın kendini kötülemesi, temize çıkarması, kendini kusurlu görmesi, bütün kusurlarından yakınmasıdır. En zavallı, en Allah'lık insanlar bile akıldan ya da paylarına razıdırlar. Başkalarında bizden daha fazla yiğitlik, beden gücü, deneyim, yetenek, güzellik görebiliriz. Ama akıl üstünlüğünü kimseye vermeyiz. Başkalarında doğru düşünceler gördük mü, bunları şöyle bir düşünmekle biz de bulabilirdik sanırız. Başkalarının eserlerinde gördüğümüz bilgiyi, sanatı ve daha başka değerleri bizimkilerden üstün tutabiliriz ama düpedüz düşüncenin bulduklarına, kendi düşüncemizle de pekala varabileceğimize inanırız. Onların büyüklüğünü ve zorluğunu bir türlü göremeyiz. Meğer ki bu düşünceler bizden ölçülmez bir uzaklıkta olsun. Onun için benim yazdıklarımın pek tutulacağını, övüleceğini umuyorum. Bu çeşit yazarların ünü az olur. Hem sonra kimin için yazıyoruz? Kitaplar arasında yaşayanlar, bilginler, bilginlikten başka bir değer taşımazlar. İnsan düşüncesinin bilgi toplamak, güzel yazmaktan başka bir yolla ilerleyebileceğini kabul etmezler. Scipio'cuları birbirine karıştırdıysanız artık söyleyeceğiniz sözlerin nasıl bir değeri olabilir? Onlara göre Aristoteles'i bilmeyen kendini de bilmiyor demektir.
basit ruhlu bilgisiz insanlarsa kendilerini aşan ince bir sözün değerini ve önemini görmezler. Dünyayı dolduran da bu iki çeşit insandır. Sizin dilinizden anlayacak üçüncü bölüye, ruhları kendiliğinden düzenli ve güçlü insanlara gelince onlar o kadar azdır ki aramızda adları sanları bile duyulmaz. Onlara kendimizi beğendirmeye çalışmakta fazla bir kâr da yoktur. Doğanın insanlara en adilce dağıttığı nimet akıldır derler. Çünkü hiç kimse akıl payından şikayetçi değildir. Nasıl olsun? Ki aklını beğenmemesi için aklından ötesini görebilmesi gerekir. Ben düşüncelerimin doğru olduğunu sanıyorum ama öyle sanmayan kim var? Aklımın sakat olmadığına benim bulduğum en iyi tanıt kendime az değer verişimdir. Sakat olsaydı kendime beslediğim sevgi onu kolayca aldatabilirdi. Çünkü ben kendimi öyle seviyorum ki sevgimi bir türlü kendimden dışarıya çıkaramıyorum. Herkes sevgisini bir sürü dosta, tanıdığa dağıtırken ben kendi içimin rahatından, kendi varlığımdan başka şeye bağlanamıyorum. Başka şeylere bağlanışım kendi isteğimle bile değildir. Sağlıklı olmak ve yaşamak, işte benim bütün bilgim. Perseus. Böyleyken düşüncenin kendi yetersizliğini yüzüne vurmaktan hiç geri kalmadım. Gerçekten düşüncemin en üstünde durduğu şeylerden biri de budur. Herkesin gözü dışarıdadır, ben gözümü içime çevirir, içime diker, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım. Benim işim gücüm kendimledir. Hep kendimi seyreder, kendimi yoklarım, kendimi tadarım. Herkes kendinden başka şeylerin peşindedir. Hep kendisinin ötesine gitmek sevdasındadır. Kimse kendi içine inmeye çalışmaz. Perseus. Ölçü. İnsan elinde ne illet var ki dokunduğunu değiştiriyor, kendiliğinden iyi ve güzel olan şeyleri bozuyor, iyi olmak arzusu bazen öyle azgın bir tutku oluyor ki, iyi olalım derken kötü oluyoruz. Bazıları der ki iyinin aşırısı olmaz, çünkü aşırı oldu mu zaten iyi değil demektir. Sözcüklerle oynamak diyeceği gelir insanın buna. Felsefenin böyle ince oyunları vardır. İnsan iyiyi severken de doğru bir işi yaparken de pekala aşırılığa düşebilir. Tanrı'nın dediği de budur. Gereğinden fazla uslu olmayın, uslu olmanın da bir haddi vardır. Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştırmayan okçudan daha başarılı sayılmaz. İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez, fazla ışıkta da. Platon'da Kalikles der ki, felsefenin fazlası zarardır. Felsefe bir kerteye kadar iyidir, hoştur. Yararlı olduğu kerteyi aşacak kadar derinlere gidersek çileden çıkar, kötüleşiriz. Herkesin inandığı, uyduğu şeylere küçümseriz. Herkesle doğru dürüst konuşmaya, herkes gibi dünyadan zevk almaya düşman oluruz. Kimseyi yönetemeyecek, başkalarına da kendimize de hayrımız dokunmayacak bir hale geliriz. Boş yere şunun bunun sillesini yeriz. Kalikles doğru söylüyor çünkü felsefenin fazlası bizim gerçek duygularımızı körletir, gereksiz bir inceleme ile bizi doğanın güzel ve rahat yolundan çıkartır. Düşüncede saplantı ve azgınlık en açık ahmaklık belirtisidir. Canlar arasında eşekten daha kendinden emin, daha vurdum duymaz, daha içine kapalı, daha ciddi, daha ağırbaşlı olanı var mıdır? Tartışmalar. Azgın tartışmalar da keşke diğer söz suçları gibi ceza görselerdi. Hep öfkenin alıp götürdüğü bu düşünce çarpışmalarında insanın etmediği kötülük kalmaz. İlkin düşüncelere çatırız, sonra da insanlara. Tartışmada esas karşımızdakinin düşüncesini çürütmek olduğu, herkes çürütüp çürütüldüğü için tartışmanın sonunda olan şey gerçekten büsbütün uzaklaşmaktadır. Onun için Platon devletinde akılca ve ruhça zayıf olanlara tartışmayı yasak etmiştir. Doğru dürüst adım atıp yürümesini bilmeyen bir insanla gerçeği aramaya çıkmanın anlamı var mı? Aradığımız şeyi bırakıp onu nasıl bir yoldan arayacağımızı düşünürsek ondan hiç de uzaklaşmış olmayız. Ama yol derken softaların ve allamelerin yollarını değil, sağduyumuzda bulduğumuz doğal yolları kastediyorum. Tartışma ile niye varılabilir? Biri doğuya gider, biri batıya. Yolda rastladıkları ayrıntılara saplanır ve konudan ayrılırlar. Bir saat cenkleştikten sonra neyi aradıklarını bilmez olurlar. Kimi konunun üstüne çıkmış, kimi altına inmiş, kimi de kenarında kalmıştır. Kimi bir sözcüğe, kimi bir benzerliğe takılır, kimi söylenene kulak bile vermeden her şeyi unutur ve yalnız kendi söylediklerini dinler. Başka biri de kendine güvenemediği için her şeyden kaçınır, hiçbir düşünceyi kabul etmez. Ta başından bir her şeyi karıştırır yahut da söz kızışınca büsbütün susar ve bir daha ağzını açmaz. Bilgisizliğini küskünlüğünün altında saklar, mağrur bir küçümseme ya da budalaca bir alçak gönüllülükle tartışmadan kaçar. Bazısı yalnız saldırmasını bilir, kendini korumak
umurunda değildir, bazısı da yalnız sesinin ve ciğerlerinin gücüne dayanır. Bakarsınız birisi tutar kendine karşı dönüverir. Başka biri kalkar ön sözlerle, yersiz hikayelerle kafa şişirir. Kimi vardır sıkıştığını görünce karşısındakini susturup kaçırmak için düpedüz sövüp saymaya başlar ve bir Alman kavgası çıkarmaya çalışır. Başka bir türlüsü de vardır, konuya hiç bakmadan sizi bir sürü mantık çemberleriyle, diyalektik oyunlarıyla kuşatıp boğmaya savaşır.